Merhabalar öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Tarımsal kalkınma zirvesi hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Gayet güzel bir çalışma. Sabah seansında da doyurucu sunumlar oldu. Hem genel anlamda makro tarım politikaları tartışıldı. Bu konuda değerlendirmeler yapıldı. Hem de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamaları, çalışmaları, projeleri, bunlar anlatıldı, sunumları yapıldı. Önemli, değerli çalışmalar bunlar, bilgilendirmeler bunlar. Özellikle son 2,5 yıldır, yani 2019 seçimlerinden sonra nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden yeni Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının, büyükşehir belediye başkanlarının 11 ilde tarımsal faaliyetler konusunda uygulamaya koyduğu yeni projeksiyonlar çok önemli, çok değerli. Tamamen insanların doğduğu yerde doymasına yönelik, kırsalın gelişmesine yönelik, oradaki refahın ve sosyal yaşamın değerlenmesine, zenginleşmesine yönelik çok güzel dokunuşlar oluyor. Bunu Mersin Belediyesi de yapıyor, Muğla Belediyesi de yapıyor, Adana Belediyesi de yapıyor, diğer belediyeler de. Herkes çok değerli, çok önemli çalışmalar yapıyor. Tabii ki Türkiye'deki makro tarım politikalarını bakanlık belirler. Bugüne kadar hala Türkiye'de tarımın sorun alanları 20 yıl önceki yoğunluğunda ya da 10 yıl önceki yoğunluğunda tartışılıyorsa, demek ki uygulanan politikalar Türkiye'nin tarımına çok büyük katkılar yapmamıştı. Tarımın, tarımsal faaliyetin, tarımsal üretimin gelişmesine katkı sunmamış. Ortada bir sorun var, bir açık var. İşte büyükşehir belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, ilçe belediyeleri, sadece bu çalışmaları yapan bizim Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri değil, ilçe belediyeleri de çok önemli, çok değerli dokunuşlar, çalışmalar yapıyor. Özellikle bizim üzerimize düşen kendi yetki alanlarımızda, kendi bütçe imkanlarımızda küçük aile işletmelerine destek olmak, küçük işletmeleri yaşatmak, onların ayakta kalmasını sağlamak ya da yeni yapılar oluşturmak, özellikle kadın emeğinin ortaya çıkması, kadın iş gücünün gizli evde duran, hanede duran kadın gizli iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi bizim amacımız, bu yaptığımız çalışmalar da bu yönde. Çok teşekkür ederiz sizlere.